Herkese merhaba. Şu anda Bologna'dayız. Bologna'nın güzel portikolarının arasından yürüyoruz. Bugün sizlere Bologna'nın bilinen yönlerinin dışında biraz da bilinmeyen yönlerinden bahsetmek istiyorum. Evet, Bologna'nın da sırları var. Herkesin olduğu gibi Bologna'nın sırlarından bahsedeceğim. Biz de Bologna'nın sırlarının peşine düşeceğiz. Bologna'nın 6 tane sırrını arayacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Bologna şehrinin normal tarihsel özellikleri ve gezilecek özellikleri dışında bugün sizlere aynı zamanda bu güzel şehrin sırlarını da anlatmak istiyorum. Hem de bunları tek tek arayacağız birlikte, peşlerine düşeceğiz. Bakalım nerelerde ne tür sırlar gizliyormuş. Şimdi hadi birlikte onları arayalım. O zaman ilk sırrıyla başlıyoruz. Şimdi Bologna'nın 6 tane sırrı var. Sırlarından birisi de bu portikoların altından geçerken göreceğiniz küçük Venedik denilen yer. O da tamamen buradaki kanalın Venedik'e benzemesinden kaynaklanıyormuş. Normalde böyle önünden geçerken görebileceğiniz bir şey değil. Orada bir pencere var. Onu ittirdiğiniz zaman kanal görüntüsünü görüyorsunuz. Orası çok kalabalık olduğu için ben bu açıdan gelip size anlatmak istedim. Biz aynı zamanda Bologna'nın 6 sırrının da işte peşinde olacağız. Bakalım hangilerini bulabileceğiz. Bu da onlardan biriydi. İlki diyelim. Burayı da geldiğiniz zaman Bologna'ya mutlaka listenize ekleyin. Görmeniz gereken yerlerden biri. Size şimdi Bologna'nın 6 sırrından birini vereceğim. Burası Piazza del Podosa. Hemen Maggiore Meydanı. Biraz önce gösterdiğimiz binası. Şimdi şu köşelerden birine geçtiğiniz zaman hemen arkamdaki köşelerden ve duvara doğru konuştuğunuz zaman şu şekilde merhaba merhaba karşı duvardan sizi çok net duyuyorlar. Biraz önce denedik ve gerçekten inanılmaz bir şekilde net duyabiliyorsunuz. Ben okuduğumda herhalde şaka yapılıyor falan zannetmiştim. Bir insan nasıl duvardan sesini duyabilir? Duvarın içerisinde gördüğüm kadarıyla minnacık delik gibi bir şey var. Sanıyorum ses bir şekilde oradan geçip karşı taraftaki duvara geçiyor. Ve siz de oradan diğer kişinin sesini duyabiliyorsunuz. Bakın şimdi herkes bunu test ediyor burada. Bakın şimdi köşelere geçmiş birileri var. Her köşede. Burada da var. Şurada da var. Burası çok ilginç bir yer. Şimdi burası Piazza del Podosta. Burası Orta Çağ'da İtalyan şehirlerinin en yüksek rütbeli memurlarına Podesta adı verilirmiş. Podesta, burası 12. yüzyılda Bologna Podestası için yapılmış makam olarak kullanması açısından. Burası da yetersiz kalınca arkasındaki Palazzo Re Enzo inşa edilmiş. Sadece sergi olunca yapının tepesindeki Sora del Arengo Çan Kulesi olağanüstü durumlarda halkı meydana toplamak için kullanılıyormuş. Şanı çalıyorlarmış yani. Ve buradaki olayda biraz önce söylediğim gibi herkes kendi sırlarını geçip arkadaki köşelerden diğer kişiye söyleyebiliyormuş. Biz de kendimiz denediğimizde gerçekten işe yarıyor. İnanılmaz komik. Herkes köşelere geliyor deminden beri ve bu şekilde konuşuyor. Şimdi biz Bologna gezimize ve Bologna'nın sırlarını size açık etmeye devam ediyoruz. Bu da sırlardan ikincisiydi. Evet, şimdi de Bologna'nın sırlarından bir tanesini daha size göstereceğim. Hemen arkamda bulunan Piazza del Nettuno, yani Nettuno Çeşmesi. 16. yüzyılda Papa Bologna'ya heykeltıraş kendisi papalık makamı için bir heykel yapmasını istemiş. Ama heykeli yaparken de cinsel organının büyük olmamasını, bazı uzuvlarını bu şekilde küçük yapmasını emretmiş. Heykeltıraş da işine karışılmasına son derece sinirlenmiş. Görünüşte Papa'nın istediği gibi bir heykel yapmış. Önden bakınca herhangi bir sorun yok. Ama heykelin arka tarafına geçip çaprazdan baktığınız zaman bambaşka bir sürprizle karşılaşıyorsunuz. Onu da şimdi size arka taraftan göstereceğim.
Şimdi hemen heykelin arka çaprazına geçtiğiniz zaman burada gözüküyor mu bilmiyorum ama heykelin aslında eli olan, ileriye doğru uzatılmış olan eli sanki çok uzun bir şekilde cinsel organı gibi gözüküyor. Bu da Bologna'nın 6 sırrından bir tanesiydi ve heykeltıraşın Papa'dan aldığı intikam olarak söyleyebiliriz. Bakın şöyle ön tarafa doğru döndüğümüz zaman arkadan o uzuv olarak gözüken şey aslında gördüğünüz gibi heykelin eli. Parmağını o kadar böyle değişik bir açıyla yapmış ki, baş parmağını ve işaret parmağını. Gerçekten farklı bir açıdan baktığınızda başka bir şeyler görebiliyorsunuz. Bu çeşme gerçekten çok güzel bir çeşme. İtalya'daki çeşmelere bayılıyorum. Hepsi inanılmaz işçilikli çeşmeler. Piazza Maggiore'deyiz. Şu ana kadar Bologna'nın 6 sırrından 3 tanesini görmüş olduk. Bir tanesi bu çeşme, bir tanesi Venedik penceresi, bir tanesi de biraz önce size gösterdiğim sırlar köşesi. Diğerlerini de aramaya devam edeceğiz. Eğer 6 sırrını da bulabilirsem hepsini zaten çekmeye çalışıyorum, size göstereceğim. Siz de bu şekilde eğlenceli sırların peşine düşüp Bologna'yı daha keyifli bir şekilde gezebilirsiniz. Şimdi hemen kiliseden çıktıktan sonra onun yan tarafında Corte Isolani var. Şimdi içeriye doğru gidiyorum. Size orada bir şey göstereceğim. Şöyle ahşap portikoları devam ediyor. Hatta şuraya kadar ahşabı görebiliyorsunuz. Corte Isolani'nin olayı şimdi portikoları bu şekilde, tavanları ahşap ve şöyle oklar da görüyorsunuz. Şimdi onları keşfetmeye gidiyoruz aslında. İşte dördüncü sırrı da burada. Casa Isolani'nin ahşap portikolarının tavanına saplı 3 ok. Biz gerçi oklardan şu anlık 2 tanesini görebildik. Üçüncüsü galiba gizlenmiş durumda ama geldiğinizde dikkatli bakarsanız belki siz de görebilirsiniz. Burada 3 tane ok var. Aslında burada maalesef çok belli olmuyor ama şurada ahşabın kırmızıların arasında daha beyaz açık olan yerde bir tane daha ok var. Bu arada çok karanlık aslında tavan. O yüzden tam anlaşılmıyor. Bir tanesi burada. İkincisi orada. Bunlardan 3 tane olması lazım. Biz şu anda üçüncüsünü arıyoruz. Şimdi tavanın da şurada ortadaki oku görebiliyorsunuz sanıyorum. Orada bir asılı bir şey gibi duruyor ama biraz zor görmesi. Şimdi hikayemiz bununla ilgili. Burada iki tane hikaye var. Birincisi, öç almak istedikleri bir adamı öldürmek için adamın evine giden 3 suikastinin adamın karısı da pencerede çıplak bir şekilde duruyormuş. Sadece suikastçilerin dikkatini dağıtmak için. İşte bunlar hedeflerini şaşırıp kadını görünce heyecanlanıp okları tavana attıkları söyleniyor. İkinci hikayede de ise kocasını aldatan kadın, kocası geldiği zaman herhalde pencereye kaçıyor. Orada üstü çıplak bir şekilde dururken de kocasının tuttuğu suikastçiler aşağıdan ona ok atıyorlar ama yine hedefini tutturamıyorlar. Tavana saplanıyor şeklinde. Bu hikayelerde neden kadın çıplak onu çok anlayamadım ama bu şekilde tavanda 3 tane ok olduğu söyleniyor. Biz de işte 2 tanesini bulduk ama her yerde de 3 ok resmi var. Dikkatlice gelip siz de bu okların peşine düşebilirsiniz. Bu da Bologna'nın sırlarından bir tanesiydi. Şimdi Bologna'nın 2 tane sırrı daha var. Onları da size açıklayacağım. Şu anda Via Rolandino'dayız. Başka bir sırrın peşine düştük. Şimdi Basilica di San Domenico'ya geldik. Arka tarafı
Böyle ön tarafında da gayet güzel bir avlusu var. Etrafı göstereceğim size. Şu anda da Basilica di San Domenico'nun içerisindeyiz. Şimdi burası da ücretli girilen bölüm. Buraya girmenizde yarar var. İsterseniz bağış atabiliyorsunuz. Atmasanız da olur. Şurada çok güzel böyle bir işleme var. İşte Bologna'nın bir diğer sırrını da şu anda açıklıyorum. Bu kilisenin içerisinde şu anda size gösterdiğim eserlerin üçünü de Michelangelo yapmış. Bu herkes tarafından bilinen bir şey değil. Oldukça gizli bir bilgi sayılabilir. Çok az kişi tarafından bilindiği için de bir sır gibi düşünülebiliyor. Şimdi ben size Michelangelo'nun yaptığı heykelleri tek tek arayıp bulacağım ve onları göstereceğim. Çünkü burada birçok heykel var ve bunlardan sadece bazıları Michelangelo'ya ait. İşte bunlardan bir tanesi bu heykel. Michelangelo'nun diğer heykeli de bu elinde mum ya da şamdan taşıyan inanılmaz detayları olan güzel melek heykeli. Bu arada bunlar şöyle kocaman detaylı bir lahit gibi bir şeyin üstünde yer alıyor. Ve diğer Michelangelo'nun yapmış olduğu üçüncü heykel de hemen bu anıtın arka tarafında bulunuyor ve bunu da Michelangelo yapmış. Bunlar bilinmeyen bölümleri. Evet, size Bologna'nın başka bir sırrını buldum. Michelangelo'nun heykellerini gösterdim. Bunlar gördüğünüz gibi arkamdaki kocaman işlemeli bir anıtın üzerinde bulunuyor. Yani bilinmeden bunların Michelangelo'ya ait olduğunu anlamak pek mümkün değil. Çünkü üstünde de yazmıyor. Peki biz bunların Michelangelo'ya ait olduğunu nereden biliyoruz? Michelangelo bilindiğinin dışında, Floransa dışında bir dönem aslında Bologna'da da yaşamış. Yaşadığı sıra içerisinde de belli yerlerde böyle küçük küçük eserler bırakmış. Kilisenin girişinde, kilisenin bu bölüme hemen girişinde fotoğraflar var ve bu küçük heykelleri hangi sanatçının yaptığı yazıyor. Bu üçünde de bu eserlerin Michelangelo tarafından yapıldığının bilgisi yer alıyor. Bunlar Bologna'ya gelenler tarafından çok bilinmediği için Bologna'nın altı sırrından biri olarak kabul ediliyor. Biz de şu ana kadar 5 sırrını bulmuş olduk. Bir tane daha kaldı. O son sırrın da peşine düşüyoruz şimdi. Evet, şimdi de Bologna'nın sırlarının sonuncusuna geldik. Altıncı sırrın olduğu yeri açıklıyorum. Şu anda Via del Indipendenza caddesindeyiz. Bu bulunduğumuz portikonun ismi de Canton de Fiori. Aynı zamanda hemen şurada bir bar var. Aynı isimli. Burası Piazza Maggiore'nin hemen yanı. Yani geldiğiniz zaman o kiliseleri gördüğünüz ana meydanın yanında. Biraz önce size bir çekim de yaptım. Onları da ekleyeceğim. Buradaki portikonun neden Bologna'nın 6. sırrı olduğunu da açıklıyorum. Burada portikonun tavanında ve yerinde Latince yazılar yazıyor. Bunlar Panis Vita, Cannabis Protectio, Vinum Latita. Yani yemek, hayat, haşhaş koruma, şarap, mutluluktur yazıyor. Bunlar da Bologna'nın sırlarından biriydi. Size bu turumuzda Bologna'nın sırlarını göstermeye çalıştım. Gizli saklı, aslında bazen de gözümüzün önünde olan şeyleri görmeyebiliyoruz. Böyle güzel, kırmızı, bilge ve şişman şehrin güzel de sırları varmış. Onların peşine düşmüş ve bulmuş olduk. Güzel ve eğlenceliydi bizim için de.
keyifliydi. Her birini tek tek aramak ve bulmak, onların peşine düşmek. Size de belki bu şekilde güzel bir fikir olur. Bologna'ya geldiğiniz zaman bu videoyu izlerseniz eğer, siz de bu sırların peşine tek tek düşüp Bologna'nın gizli saklı, herkes tarafından çok da bilinmeyen yönlerini keşfetmiş olursunuz. Evet, böylelikle bu videomuzun sonuna geldik. Bütün sırlarını ifşa ettik. Artık Bologna'nın hiçbir sırrı kalmamış oldu. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen bir beğen tuşuna basmayı ve aşağıdan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bologna ve İtalya videolarımız devam ediyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.